genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhabalar, Ortaya Karışık programına hoş geldiniz. Evet, merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ortaya Karışık'a hoş geldiniz. Bu akşam ilişkilerle, manipülasyonla, toplumla, sosyolojiyle ve daha birçok konuya birlikte çok önemli, çok değerli bir konumuzla beraber gireceğiz. Evet, uzman konuğumuz Çağatay Çakır bizlerle olacak. Sevgili izleyiciler, bugün ilişkilerde manipülasyon konusunu ele alacağız. Manipülasyon çoğu zaman farkında olmadan ilişkilerimize sızıyor ve güven duygumuzu derinden zedeliyor. Suçlu hissettirmek, sürekli eleştirmek veya duygusal bağımlılık yaratmak gibi davranışlar ilişkileri derinden yıpratıyor ve sağlıksız hale getiriyor. Benim düşünceme göre sağlıklı bir ilişki için açık ve dürüst iletişim çok önemli. Her iki taraf da duygularını rahatça birbirlerine ifade edebilmeli, saygı çerçevesi içerisinde konuşabilmeli ve birbirlerini dinlemeliler diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Bence çok güzel bir cümle kullandın çünkü manipülasyon çeşitli kıyafetler, belki çeşitli duygular arkasına saklanarak yaşamamızda yer buluyor ve biz farkında olmadan her gün belki de iyi niyet kisvesi arkasında kendi çıkarlarımız için yine bilinçsizce manipülasyonlar uyguluyoruz sevdiklerimize ve bunun da farkında olmuyoruz. Ancak bu akşam özellikle gizli ve karanlık manipülasyonu konuşacağız. Bu aynı zamanda sosyal hayatımızda, politik hayatımızda, ülke yönetimlerine de uygulanan politikalar olsalar da biz bugün toplumun en küçük çekirdek yerinden ve ilişkilerden gireceğiz. Karanlık manipülasyonu konuşacağız. Evet, bazen bunu bilerek ya da bilinçsizce de sevdiğimiz insanlara yapabiliyoruz ya da çok sevdiğimiz partnerlerimiz ya da sevgilisi veya anne babalar tarafından çocuklara yapılabiliyor. Dediğin gibi iyi niyet adı altında yapılan eylemler insanı hem suçlu hissettiriyor, hak etmeden özellikle derinden yıpratıyor, ileriki hayatındaki güven duygusunu zedeliyor. Evet. Şimdi burada manipülasyonun iyi niyeti ya da kötü niyeti olarak hani ayırmayı bırakırsak hepsinin en temelinde, en arkasında kişinin kendi çıkarları, kendi gündemleri ve kendine göre düşünce açısından kendine hizmet edecek eylemlerle bir diğerinin zaafını, belki psikolojik ihtiyacını kullanarak belli bir kıvama getirmesi. Bunu işte daha çok ailelerde annelerin çocuklara belki işte kadınların eşlerine, eşlerin karılarına yaptıkları bir yöntem de olsa bunun en arkasına baktığımızda kişinin kendi güvenliği, kendi çıkarı ve kendi huzuru için belli bir formatı, belli bir uygulamayı uygulaması. Burada belki farkında olmadığımız alanları bu akşam beraber keşfedeceğiz. Neyin manipülasyon, neyin manipülasyon olmadığını konuşacağız. Aynı zamanda bazı ilişkilerde kaybettiğimiz özgüvenin ya da değersizlik hissinin belki de yanlış manipülasyonlarla uygulanmış olduğu ve bizde bıraktığı etkileri anlayacağız. Evet, travmaların genetik olarak aktarımı. Evet. Şu anki çağımızın en büyük problemi narsizm. Yani genç çocuklarımızın, yani anne babalar bizim çağımız, yani bizim dönemimizdeki insanlar uyguluyor. Biz çocuklarımıza aşırı fazla sevgi vererek onlara bir... O da manipülasyon. Evet. O da değil manipülasyon mi? Aslında. Farklı farklı aktarımlar var. Evet, evet. Bizden çok detaylı, çok ince işlenmesi gereken bir konu. Ve çok sevgili konuğumuz Çağatay Çakır'ı şu an çağırıyoruz. Ve kısa bir aradan sonra tekrardan görüşüyoruz. Tekrardan merhabalar. Çağatay Çakır bizlerle, aile danışmanı, yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Ece Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu akşamki konumuz aslında hepimizi ilgilendiren, sadece Türkiye değil, bence insanlık var olduğundan beri hayatta kalmak için, belki karnının doyması için, barınak için belli yöntemlerle işlerimizi hallettiğimiz bir yöntem var değil mi? Manipülasyon. Ve biz bunu farkında olmadan normalleştirdiğimiz
ve normal hayatımızda da iyilik kisvesi adı altında işte senin için düşünüyorum, senin için yapıyorum eylemleriyle manipülasyonlar yapıyoruz ki bu bir manipülasyondur. Ancak bizim bu akşamki konumuz özellikle son dönemlerde daha da belirginleşmeye başlayan bir durum var. Bunun karanlık tarafı, karanlık manipülasyon. Yani bir kişini kendi benliğinden ettirecek kadar uygulanan manipülasyon. Tam olarak nasıl bunu anlayabiliriz? Çok iyi bir soru. Her şeyden evvel manipülasyon hayatımızda bir arada yaşamanın ortaya çıkardığı bir süreç. Bizler sosyal varlıklarız. Kimse Robinson Crusoe değil. Robinson Crusoe olsaydık manipülasyona falan ihtiyacımız olmayacaktı. Dolayısıyla biz bir arada yaşadığımız için kendimize ait alanı da başkalarına benimsetmekle ilgili de bir doğal güdüyle doğuyoruz. Yani insanlar benim varlığımı tanısın, bana ait değerleri kabul etsin, benim fikirlerime, görüşlerime saygı duysun istiyor. Bunu bazı zamanlarda yapabiliyoruz, bazı zamanlarda yapamıyoruz. İşte aslına bakarsanız her birimizin bu anlamda ortaya koyduğu ve uğraş verdiği bir ihtiyaç. Manipülasyon dediğimiz zaman sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi illaki bunu kötücül bir durum olarak algılamamak lazım. Dünyanın en iyi, en şefkatli annesi bile çocuğunu bu noktada bir manipülasyon sürecine tabi tutmaktan ve bunu çok büyük olasılıkla bilinç dışı olarak yapmaktan da hiç geri durmuyor. Çocuğumuzun bizce, bunun parantez içine alıyorum, bizce zararlı olduğunu ya da faydalı olacağını inandığı yığınlarca husus üzerinde bir yönlendirmede, bir baskılamada, işte kısaca manipülasyon dediğimiz süreçlerde vurguluyoruz. Peki bu neye sebebiyet veriyor diye düşünecek olursak, işte o çocuğun kendine ait doğruları ve yanlışları geliştirememesine sebebiyet veriyor. Çünkü manipülasyon altında kalmak bir nevi yol gösterilmek ya da bir yola biz şekilde itilmek, o kanala kanalize olmakla ilgili bir gerekçe. Ama o yol bizim yolumuz değil. O gerçek belki bizim gerçeğimiz değil, belki bizim doğrumuz değil, belki de bizim yanlışımız değil. İşte bütün bu kavramlar ne yazık ki çocuklarımız üzerinde yeteri kadar kendi içsel alanlarında gerçekleştirilmeden, bu yönlü üretimlerde bulunmasına fırsat verilmeden doğrudan onların alanına koyduğumuz böyle kocaman kocaman patates çuvalları gibi. Yani çocuk daha sonra bu birikimi bir türlü atamıyor ve alanındaki bu yönlü bir öğretiyle hareket etmek zorunda kalıyor. Peki kendine ait alanı üretememiş, bu konuda kendine ait gerçeklere ulaşamamış bir birey yetişkin olunca ne yapıyor biliyor musunuz? Kendine ait bu alanda alana saygı istiyor. Peki saygı istemek ne demek? Saygı istemek de benim alanıma uymak zorundasın demek. Benim gerçeklerim, benim doğrularım bunlar. Dolayısıyla sen de bunlara uyumlanmalısınla ilgili kendi bu sefer manipülasyonuna başlıyor. İşte bu silsileyle nesiller boyu insanlar arasında o kadar kocaman bir gerçeğe dönüşüyor ki aslında bakarsanız bazen de hiç farkına varmadan her birimiz bu yönde bir yaşam modelini birden benimsemiş buluyoruz, kucağımızda buluyoruz. Yani farkındalık sahibi de olamayabiliriz bunu her zaman. Çünkü şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Manipülasyonda bir tanımlama fetişizmi var. Genelde eşler birbirine uyguluyor bunu. Bir eylemde bulunuyor ve o eylemin sonucunda sana bir tanımlama da bulunuyor. Belki sana işte sen paranoyaksın, sen şizofrensin, sen narsistsin, sen bencilsin diyor. Kişi bu tanımlamayı alıyor ve kendi karakterine giyiyor. Yani bu onun yeni bir şey oluyor, karakterinin bir parçası. Kendi şizofren zannedebilir, paranoyak kafasını kuruyor zannedebilir ama karşıda öyle bir manipülatör var ki bu eylemler sonucunda hem suçlu hissettiriyor, hem suçlu hissettiriyor bir de baskın bir şekilde manipüle ediyor partnerini. Çok haklısınız. Şimdi biraz önce verdiğimiz örnekten yola çıkarak bu sorunuza yanıt vermeye gayret göstereyim. Şimdi bizim alanımız, bizim annelerimiz, babalarımız, onların anneleri, babaları, bizden önceki nesillerin öğretileriyle dolar ise bizim kendimize ait bir alanımız olmazsa kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Kendimizi nasıl tanıyabileceğiz? Kendimizi nasıl keşfedebileceğiz? Bunlara izin verilmediği zaman her daim başkalarının bizim üzerimize yüklediği ünvanlarla hareket etmek zorundayız. Bir kişi kendine ait zafiyetleri yeteri kadar bilemezse, kendine ait avantajları yeteri kadar fark edemezse yapması gereken tek şey başkalarıyla ilgili hüküm vermek. Kişi kendine hüküm veremiyor ki. Kendiyle ilgili bir farkındalığa sahip değil.
bu ona neyi zaruri kılıyor? Başkalarını eleştirme, başkalarını suçlama hakkını. Yani kendi üzerinde sadece hissettikleriyle karşı tarafın bizim üzerimizdeki eylemlerinin bizdeki yansımalarıyla ilgili doğrusal bir duygu durumu içerisine giriyoruz. Ve bunu davranışa, söyleme, eyleme yöneltiyoruz. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi Melisa Hanım, yani bizi gerçekten çok yaralayan, çok üzen bir durum söz konusu olduğunda bu gerçek yaşantıda doğru olsa bile hayır sen paranoyaksın, sen şizofrensin, işte sen narsistsin, hep böyle yapıyorsun. Sürekli olarak bir suçlama ve eleştiri davranışına dönüyoruz. Neden? Çünkü belki karşıdakinin bizimle ilgili görüşleri doğru, gerçek ama biz kendi gerçeğimizi bilmiyoruz ki. İşte kendi gerçeğimizi bilmediğimiz için bu yönlü bir agresyon, yani bir nevi tanımlanmaz bir süreç içerisine giriyoruz. Haliyle süreç ne yazık ki ilişkilerin bu noktada bir çıkmaza girmesine de sebebiyet veriyor. Şimdi siz burada bahsederken kişi kendisinde fark etmediği durumlarla karşılaştığında agresyon, evet, bu aslında biraz da masumane bir şey çünkü kişinin öz farkındalığı yok. Bir de gerçekten karşı tarafın özlerini yıkarak, özlerini yok ederek kendi kontrolünü hüküm sürebilmek için uyguladığı bir psikolojik şiddet yönünde, evet, manipülasyon var ki o da uğradığı kişinin kendi gerçeğini biliyor. Kendi gerçeğinin onun da bildiğini biliyor ama bir şekilde bu yüzleşme yaşanmamalı. Bu yüzden kendi gerçeğini yok sayarak karşı tarafı manipüle ederek o gerçekliği yıkıp karşı tarafı suçluyor ki burada bunlar da kişilik bozukluğu da var ama değil mi yani? Aslına bakarsanız şöyle Ece Hanım, bu bir değersizleşme stratejisi, değersizleştirme. Şimdi birey alt bilinç düzeyinde kendisini yaşadığı sosyal çevreden daha az değerli hissederse bu noktada iki stratejiye müracaat ediyor. Bunlardan bir tanesi düşük olduğunu düşündüğü değerini yükseltmek. Yani aslında işte böbürlenmek, övünmek, sadece kendi yaptığı işleri sosyal çevresinde sürekli olarak tekrara varan süreçlerde anlatmak. Ben güçlüyüm, ben sağlıklıyım, ben değerliyimle ilgili bir çaba. Bu birinci strateji. Sizin biraz önce söylediğiniz de ikinci strateji. İkinci stratejide ne yapıyor biliyor musunuz? Kendini yeteri kadar değerli hissetmeyen birey, diğerlerini değersizleştirerek kendisiyle eşit düzeye getirmeye gayret gösteriyor. Sürekli olarak eleştirme, suçlama, bir biçimde onun kişilik haklarını rencide edici söylemlerde, eylemlerde bulunma, bir biçimde karşı tarafın bu yönlü bir değersizlik hissine uğramasını, bunu hissetmesini sağlamakla ilgili bir zemin stratejisi. Peki kim yapıyor bunları? Yani biraz önce kendini öven insanlar yaptığı ile bu noktada çevresini eleştiren, değersizleştiren insanların yaptığı stratejiler birbirine çok ters olsa da zemindeki problem aynı. Öz değer zafiyeti. Kendisini değerli hisseden bir insan ne kendisini övmek için bir gerekçe arayışı içerisine girer ne de başkalarını değersizleştirmek için bir çaba içerisine girer. Bunu bu şekilde yorumlamak daha doğru diye düşünüyorum. Yani şöyle diyebiliriz o zaman, değersizlik duygusu o kadar çok var ki karşısındakini de değersiz olarak hissettiriyor. Eş anlamda kalsın diye, yani eşit kalsınlar elbette diye. Tabii ki. Ve eğer sen de duygularına, tabii ki de duygusal olarak çöküyorsun. Bir manipülatör seni çöktürüyor. Bu sefer sen duygusal oluyorsun ve huzur kaçıran da oluyorsun bir taraftan. Kadınların birçoğunun ben ilişkide huzuru kaçmasın adı, yani huzuru kaçırmamak için sustuğunu düşünüyorum. Yani birçok zihninden geçen fikri, düşünceyi, duyguyu dile bile getirmiyor. Ve bu bahsettiğim kişiler üst düzey yöneticiler, belki tıptaki doktorlar, yani banka yöneticileri. Birçok kişiyle sohbet ediyoruz ve bize narsizmden bahsediyorlar, psikolojik şiddetten bahsediyorlar kendilerine uygulanan ve yani bunun eğitimle de alakası yok. Şimdi Melisa Hanım, bir kere bir kadın denemeden bir sonuca ulaşmaz. Mutlaka talep ettiği, ihtiyaç duyduğu durumu yaşamak için, ki partneriyle olan ilişkisinden bahsediyorum. Bununla ilgili çeşitli uyarılarda bulunur, telkinlerde bulunur, iyilikle, daha sonra eleştirilerde bulunur. Bazı zamanlar manipülasyona müracaat edebilir elbette ve fakat bütün bu deneyimlerin sonucunda eğer ki arzu ettiği sonucu alamayacağına kanaat getirirse işte o kadın artık sessizleşmeye başlar. Bilelim ki bir kadın bir ilişkide eğer ki her türlü duruma uyumlanmayı başarabiliyorsa, bununla ilgili bir kabullenişlik sürecine içerisine girmişse artık o kadın
o ilişkiden ihtiyaçlarını alamayacağına kanaat getirmiş bir kadındır. Çünkü bu konuda ihtiyaç hisseden, bu konuda kendisini tatmin edecek bir ilişki içerisinde bulunan bir kadın asla susmaz. O açıdan suskunluğu hep buna yormak gerekiyor her şeyden evvel. Şimdi burada biraz da kültürel seviyelere de şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de değil, bu ana kadar insanın varoluşundan beri ataerkil düzen olarak baktığımızda ataerkilin eylemleri etik ve ahlaki olduğunda muazzam değil mi? Koruma, merhamet, bakma. Yani muazzam bir aslında eşit dağılım var. Şöyle düşünelim. Acaba ataerkil düzeydeki bu koruma, bu sahiplenme davranışları gerekli mi? İşte yani, oraya geleceğim. Ama bu döneme geldiğimizde bilinç, zihin, teknoloji gelişmeye başladığında ataerkil bu gücünü farklı bir yöne kaydırarak kendi dilediği, kendi algısındaki gerçekliği yaratabilmek için başka bir şiddet döngüsüne dönüştürdü. Ve burada kadın ya da erkek fark etmiyor. Çünkü bence erkeklerde de bu konulardan müzdarip insanlar var. Burada şiddet döngüsüne döndüğü zaman bu kişinin kendi gerçekliğini yaşamaya niyet etmesi ve bir diğerini yok sayması, bir tarafın bir yerde çürüyor olurken diğerinin hayatını yaşıyor olması. Burada ilişkilerde bizi çaresiz kılan durumlarda susan kadının gitmeme sebebi ya da manipülasyona razı gelme sebebi nedir en altta? Şimdi isterseniz baştan sizin sorunuzla başlamak isterim. Şimdi dediniz ya ataerkil modelin evrensel etik anlamdaki değerleriyle ilgili. Ben ataerkil düşüncenin bu yönlü bir değeri olduğunu hiç düşünmüyorum. Bakın bir erkek olarak düşünmüyorum. Ataerkil öğreti içerisinde yetişmiş bir birey olarak düşünmüyorum. Şimdi ataerkil öğretide biliyorsunuz erkeğin bu anlamda koruma, kollama, savunmakla ilgili bir misyonu var. Niye var onu bilmiyorum. Dolayısıyla bu misyona sahip olan erkek kendisini nasıl hissediyor biliyor musunuz? Ben güçlüyüm, ben burayı koruyabilirim, ben burayı savunabilirim. Çünkü bu yönlü bir donanıma sahibim. Bu altı bomboş bir iştir. Şimdi bu yönlü bir misyon, yani ta o küçücük çocuklara, küçücük erkek çocuklarına yüklenen bu misyon, babasından bu yönlü bir öğretiyi alan, annesinden çok daha fazla bu yönlü bir öğretiyi alan o erkek çocuğu aslında yetişkin bir birey olduktan sonra kendisinde hiç var olmayan böyle bir misyon algısında bulunuyor. Ve dolayısıyla kendisini güçlü zannediyor. Kendisini bu noktada söz sahibi zannediyor. Böyle bir sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyor. İşte bu bir nevi kendisinin zafiyetlerini görmesi açısından çok büyük bir engel. Oysa ki tüm erkekler güçlü değil ki. Tüm erkekler bu misyonu gerçekleştirmek adına yeteri kadar donanıma sahip de değil. Hoş, bunun için bir donanıma da gerek yok açıkçası. Tabii yok. Şimdi bu durum işte nesiller boyu o kadar aktarıla gelmiş ki neredeyse erkeğin sahip olması gereken bir misyon ve sorumluluk algısı var ve kadınların da buna saygı duymasını gerektiren bir misyon algısı var. Yani erkekler işte kadınları korumalıdır. Dolayısıyla adamı hoş tutalım. Evet, ama yanlış güç algısı yaratıyor. Kesinlikle efendim. Aslında ortada güç falan yok ama işte böyle bir algı oluşuyor ve bu algı tamamıyla sunni ve altı bomboş, zemininde hiçbir metrik bir ölçümün olmadığı bir süreç. Evrimsel de bir şey yok aslında. Hiçbir şey yok tabii ki, elbette yok. Yani şimdi anaerkil toplumlar da var. Biliyorsunuz işte Türk toplumu anaerkil bir toplumdur köken itibariyle Orta Asya'ya gittiğiniz zaman. Netice itibariyle bu yönlü bir yaşantı modelinde herhangi bir problem yokken, yine her şey sağlıklı bir biçimde devam ediyorken bu anaerkil yapıda, ataerkil yapıda da benzer bir şekilde beklenmesi gerekir değil mi? Ama işte burada sanki birazdan bizim haricimizdeki unsurların bir miktar daha ortaya çıkması, özellikle üretim sürecinin gelişmesinden sonra, yani fiziki güce yönelik bir üretim sürecinden bahsediyorum. Sanayi devriminden de önce. Erkeklerin bu yönlü fiziksel güçlerinin onların üretime daha çok katkı sağlayabileceğiyle ilgili bir algı oluşturuluyor. Evet. Ve bu algı neticesinde erkeklerin toplum nazarında da sadece üretim sürecinde değil, toplum nazarında da daha güçlü olması gerektiğiyle ilgili de bir sürece giriliyor bir nevi. Tabii savaşlar var. Savaşlar var tabii ki. Yani orduya kim gidecek yani değil mi? O da manipülasyon zaten. O da bir nevi manipülasyon. Tabii. İşte bu algı biraz da bizim erkekler ve kadınlar arasındaki bu ilişkinin böyle çok odak noktalarını belirleyen hassasiyetler.
O açıdan ben bu noktaya biraz daha bu şekilde yaklaşmak istiyorum. Ha benim yaklaştığım, yaklaşmadığım ne kadar önemli onu bilmiyorum ama en azından bunları düşündüğümüz zaman bu yönlü gerçeklere ulaşmanın izleyenler açısından bir miktar farkındalık yaratması da bizim amacımız olsun. Yani böyle mutlu olalım diye de düşünüyorum her şeyden. Evet, evet, en azından sorgulatıyorsunuz. Yani bu da çok önemli. Teşekkür ederim. Bu önemli bir şey. Yani kişinin toplumu değil de kendini sorgulaması çok önemli Melisa Hanım. Bir insan, sağlıklı bir insanın tanımını nasıl yapıyorum ben biliyor musunuz? Sağlıklı bir insan kendine ait zafiyetleri ve eksiklikleri bilip kabul ederek bunları da ilan edebilmiş bir insandır. Hiç kimseyi görüyor musunuz çevremizde? Yani bunu gerçekten ben bilmiyorum. Bu konuya yeteri kadar vakıf değilim. Aa, bu konuda sen benden çok daha iyisin diyen kaç kişiyi görüyoruz çevremizde? Çok az. Çok az. Neredeyse hiç yok. Herkes bir şeyleri biliyor değil mi? Herkesin bir konuda bir fikri var vesaire. İşte bu zafiyeti kapatmak adına kullanılan en önemli araç haline geldi artık son dönemlerde. O açıdan ben danışanlarımı da söylüyorum ki bir insan ya bilmiyorum bu konuda benden daha iyisin gerçekten. Yani ben bu konuda yeteri kadar beceri sahibi olduğumu düşünmüyorum diyen insanlarla arkadaşlık kurun, dostluk yapın. İşte bunlar sağlıklı insanlardır. Zafiyetlerimizi bildiğimiz, kabul ettiğimiz ölçüde yetmez. Söyleyebildiğimiz rahatlıkla karşı tarafı ifade edebildiğimiz öz ölçüde sağlıklı. Öz kabule geçmek tabii değil ki mi? Sağlıklı. O ifadede de çok önemli olan bir nokta var, nezaket. Çünkü şu an gerçekten insanlarda bir nezaket yoksunluğu var. Evet efendim. Tabii. Yani dile getirmede gerçekten hani nezaket çok önemli. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ne olursa olsun her toplumda güce bir aşk var. Yani gücü olanın cinsiyeti erkekse ya da paraysa ya da herhangi bir şeyse yaptığı her eylem yanlış dahi olsa görmezden gelinebiliyor, işte susulabiliyor. Ve ailelerde burada işte ailenin başı her kimse onun yaptığı yanlışlar da söylenmemesi gereken ve halı altını süpürülmesi gereken eylemler oluyor. İşte bence manipülasyonun en büyüğü de ailelerde yaşanmıyor mu? Gücün, kontrolün, maddiyatın elinde tutan erkek kimse artık, bazen kadın bazen erkek ama genelde erkek. Onun sözünün geçmesi adalet değil aslında. Çünkü elbette genelde farklı bir alana kaydırıyor. Şimdi bu durum aslında toplumumuz tarafından değer aracı olarak belirlenmiş argümanlar. Mesela en tarih boyunca en çok bilineni para ve satın alma, sahip olmakla ilgili bir şey. Ben ne kadar çok argümana sahipsem bu nispette değerliyim. Ne kadar çok param varsa bu nispette değerliyim. Bir araç. Başka? Ünvan. Benim ünvanım şu ise bu bana bir değer katıyor. Ya da söz gelimi bununla ilgili bir biçimde konuşacak olursak davranış modelleri. Daha güçlü görünmekle ilgili, daha manipülatif görünmekle ilgili çeşitli argümanlar. Bütün bu araçlar toplum tarafından o kadar çok benimsenmiş ki herkes satın alma gücüne ulaştığında, paraya ulaştığında, ünvana ulaştığında, kariyere ulaştığında, bu yönlü bir görüntüye ulaştığında kendisini değerli hissediyor. İnsan nesneleşti o zaman yani, anlatımınıza bakarsak değil mi? Metalaştık biz. Elbette efendim. Yani, etiketler de kendini değerli hissediyor. Bakın kaç tane sayabildim ki bu kadar sonsuz çeşitliğe sahip insan kümesi içerisinde saydığım argümanlar 8 ya da 10'u geçmeyecektir. Bütün insanları bu araçların içerisine tıkıştırmak, bunlara göre kategorize etmek bizim doğamıza aykırı. Yani farklılıkları her zaman için ötekileştirmek, aman bizim olmasın, bizim yerimizde, yanımızda yer almasın diyerek hep onları görmezden gelmeye çalışmak aslında bu araçların çok güçlenmesine sebebiyet verdi. Bir süre sonra ne oluyor Melisa Hanım? Kim ki bu araçlara sahip, onun değerli olduğunu düşünüyoruz. Aslında değerli olanlar insanlar değil. Değerli olan şeyler insanların bu anlamda anlam yüklediği araçlara sahip olan insanlar. Bu etiketlerle zaten değerli olduğunu yüzeysel olarak hissediyorsun ama içsel olarak değerli hissettirmiyor. Tebrik ediyorum. Bu da bir etiket. İşte bakın ben profesörle de konuşuyorum, yüksek düzeyde CEO unvanında insanlarla konuşuyorum. Bunlarla gözyaşı içinde konuşuyorum. Evet, hepsi de antidepresan kullanıyor. Neden acaba? Çünkü düşünüyor ki benim unvanım olursa ben değerli olacağım. Çünkü anneden ve babadan bunu görüyor. Benim param olursa ben değerli olacağım. Bu zanla büyüyorlar ve bunu başarıyorlar. Ama o paraya sahip olduklarında, o unvana sahip olduklarında aslında değerli hissetmiyorlar. İnsanların kendilerine değil, paralarına, sahip olduklarına, unvanlarına saygı gösterdiğini anladıkları zaman kocaman bir çöküş içerisinde oluyorlar. Şöyle bir başlık
diyebiliriz o zaman. Vitrindeki değer veya maddi değerleri insan içindeki değer olarak algılıyor. Elbette. Yani... Ama bizim kanunlarımızda bile işlemiş. Takım elbiseyle geldiğinde indirim alıyorsun. bir tane koltuk sahibi olduğunda sen değerleniyorsun. Hani burada sisteme baktığımızda güç kimdeyse, güç o an kimi seçtiyse, güç insan seçiyor çünkü. Güç o an kimi seçtiyse adalet de, hak da, hukuk da güce göre değişiyor. Çünkü gücün kararına göre. Bunu söyleyebiliriz tabii ki. Bunu güç olarak algılamaktan ziyade insanların bu araca vermiş olduğu, atfetmiş olduğu kıymetten ilgili bir durum bu. O açıdan hep şunu görüyoruz. En çok da kimlerle konuşuyorum biliyor musunuz? Adam 20 yıl boyunca, 25 yıl boyunca bir uluslararası bir şirketin CEO'luğunu yapmış. Emekli olmuş ama artık CEO değil. O sadece emekli bir vatandaş, evde duruyor. Bunu kabul edemiyor. Mesela general. Yani yaklaşık 30 yıllık, 40 yıllık süreç içerisinde sürekli olarak emretmiş, sürekli olarak sözü dinlenmiş, bir dediği iki hiç edilmemiş bir profil. Emekli olduktan sonra artık hiç kimse sözünü dinlemiyor. Şimdi ya. İşte bu yönlü durumlar insanın içinden gerçekten çok çok zor çıkabildiği durumlar. O açıdan ben her zaman için şunu söylüyorum. Biz insanlar olarak birbirimize insani özelliklerimize göre değil de, İşte sahip olduklarımıza ya da sahip olmak zorunda hissettiklerimize göre bir yaklaşım tarzı benimsemeye gayret gösteriyoruz. Bu da bizim ilişkilerimizin bozulmasının temel sebebi. Dünyada bununla ilgili herhangi bir argüman olmasaydı bir şekilde biz çok daha mutlu ve huzurlu yaşayabilirdik. Kesinlikle. Persona zehirlenmesi. Persona zehirlenmesi yani o kişi iş yerine girdiği anda giydiği personayı o kadar çok seviyor ve sahipleniyor ki onun dışında başka bir giysiye ihtiyaç duymuyor işte. Ama buna niye ihtiyaç duyuyor? Yani o kıyafeti işte, niye sağlıksız. Giymeye ihtiyaç duyduğuyla ilgili sürecimiz daha önceleri. Anlatabildim tabii, mi? Tabii çok önce. Şimdi tam konuştuğumuz konuyla ilgili de kitabınız var, göstermek istiyorum. Tabii. Var olma çabasında değer arayışı. Kısa bir reklam aramız var Çağatay Bey. Bu değer arayışını, farkındalığı nasıl kazanabiliriz? Sizden bu konularla ilgili bilgi alacağız. Tabii. Kısa bir reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Evet, tekrardan sevgili Çağatay Çakır'la beraberiz ve evet, nerede kalmıştık? Manipülasyonun öz değersizlikten gelmesi ve zaten kişide bir öz değer yargısı, algısı olmadığı için de bu oyunlara başvurmak zorunda kalması. Oysa sağlıklı bir insan ne yapardı? Aslında bunu da konuşalım çünkü bu bir meslek, zeka, kurnazlık, kurnazlığın zeka olduğu, aklın farklı çalıştığı sistemlerin doğru olduğunu biz öğrenmişken, gerçekten doğru bir insan manipülasyonlar yerine kendini nasıl ifade eder ya da nasıl bir yaşam yaratır diye bunu da aslında değinmek gerekiyor. Tabii. Şimdi sağlıklı bir insan dediğimiz zaman bir kere biraz önce bahsettiğimiz gibi kendine ait zafiyetleri kabul eden ve bunu ilan eden bir model olduğunu söyledik. Bunun yanı sıra kendisine ait düşünceleri, fikirleri, kararları ve tercihleri içinde yaşadığı insan kümesiyle çelişse bile rahatlıkla bunu ortaya koyabilen, bununla ilgili yaşama direnci olan, bununla ilgili bir talebi olan insan da aynı zamanda sağlıklı insandır. İçsel üretimler bunun için çok önemlidir. Bir fikir var, bir düşünce var, bir model var ama bunların ne kadarı acaba bize öğretilen, ne kadarı bizim keşfimiz? İşte biz kendi gerçeğini keşfetmiş insanların yaşantılarının çok daha sağlıklı olduğunu düşünenlerdeniz. Şöyle ki efendim, manipülasyonla ilgili gündemimiz olduğu için buradan söz konusu ediyorum. Şimdi biz birilerini niye manipüle etmek zorundayız ya da niye manipüle ediyoruz biliyor musunuz? Onlar bizim istediğimiz şekilde yaşasın diye. Peki buna niye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü biz kendi istediğimiz şekilde yaşayamadığımız için. En azından bu yönlü bir görüntünün bizim ihtiyacımızı, bu kendimiz gibi yaşamak ihtiyacımızı karşılamasından kaynaklı bir durumdur. Kendine ait alanda özgürce kendi fikriyle, düşüncesiyle, tercih ve kararıyla yaşayan bir insan başkalarının yaşantısıyla niye ilgilensin ki?
buna ihtiyaç neden duysun ki? Onlardan gelecek herhangi bir eleştiri, tenkit, suçlama, manipülasyon adına ne derseniz deyin, bir etki, bir argüman. Niye bizim kendimize ait alanda bir etki göstersin ki? Çünkü benim ihtiyaç duyduğum her şey zaten kendime ait alanımda var ve ben bu alanda çok mutluyum. O sebeple manipülasyona uğramakla ilgili durum da aslına bakarsanız bundan kaynaklı. Ben kendini sağlıklı hisseden ve kendi yaşantısında biraz önce söylediğim kendi keşifleriyle mutlu olan bir insanın dışarıdan ona ne söylendiği, ne yönlü baskılamalara uğradığı, ne yönlü manipülasyonlara maruz kaldığı ile ilgili hiçbir endişe ve kaygı duymadan devam edebildiğine çok şahit oldum. İnsanları bu yönde telkin ettikten sonra o insanların artık hiç o eski insanlar olmadığını da çok fazla deneyimledim. Bu harika bir şey biliyor musunuz? Yani kişinin sosyal alan kadar kendine ait alanda da yaşayabilme becerisini göstermesi bir insanın sanıyorum bu hayattaki en büyük şansı olsa gerekli. Bence sağlıklı bir ilişkide olması gereken şey kendine ait bir özel alan. Çünkü partner sana manipülasyon uyguladığı zaman senin kendine ait bir özel alanın olduğunda ve ortak alanınız olduğunda o iki alandan çıktığında ona bir nebzede bir tavır koymuş oluyorsun. Şu an tavır konulmadığı için yapmaya devam ediyor. Sorunlu ilişkilerdeki partnerler. Harika bir tespit. Değil mi? Şimdi partnerler zannediyor ki biz artık bir duygusal ilişki içerisindeyiz. Hayatı paylaşıyoruz. Her şeyi beraber yapacağız. Tuvalete de beraber bütün gideceğiz. Arkadaşlarını belki kitabı da, siliyor. Ya, tabii ki yani. Hobilerini kendine, siliyor. Kendine ait alanı bile artık partneriyle olan ortak alana dahil ediyor. Ve bir şekilde durumu hep beraber sürdürelim. Hayatı birlikte geçirelim falan. O yüzden dünya başına yıkılıyor değil mi? Yani şimdi kendine ait alanı kaybetmiş bir insanın kendine ait bir hayatı olur mu? Olmaz. İşte sıkıntı orada. Şimdi benim her zaman söylediğim husus bu yönlü partnerli ilişkilerde, ikili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde, evlilik ilişkisinin adına ne derseniz deyin. Alanı üçe bölmek çok önemlidir. Partnerin kendine ait alan üçte bir, ortak alan üçte bir. Diğer partnere ait alan üçte bir. Siz kendinize ait alanda bir şekilde hareket etmek istiyorsanız karşı tarafın da kendine ait alanda hareket etmesine izin vermek zorundasınız. Ve bu üçte birlik sürecin dışında ortak alanımızda da bir şekilde devam etmek zorundayız. En büyük yanılgı ne biliyor musunuz? Partnerler kendilerinin alanlarını da ihlal etmekle ilgili bir çaba içerisine giriyorlar. İşte beyefendi söz gelimi haftada bir defa arkadaşlarıyla buluşup vakit geçirmek istiyor, maç izlemek istiyor, işte bir şeyler içmek istiyor vesaire. Hayır gidemezsin dediğiniz zaman beyefendinin bu anlamdaki alanına ihlal etmiş oluyorsunuz. Neden? Çünkü o beyefendi hanımefendiyle tanışmadan önce de zaten o işleri yapıyordu. Onun kendine ait has alanıydı bu. Beyefendi diyor ki eşi ya da partneri hanımefendiye, çok fazla gidiyorsun, annenlerle görüşemezsin. İşte ablanlarla, kardeşlerine çok fazla vakit geçiyorsun. Onlar çok fazla geliyorlar, gidiyorlar vesaire. Ama onlar yeni gelip gitmiyorlar ki. Tabii. Onlar sizden önce de bu yönlü bir alana sahiplerdi. İşte söylemeye çalıştığım şey bu. Eğer ki ortak alanda bir çatışma durumu söz konusuysa, bir şekilde manipülasyona uğruyorsa partnerlerden bir tanesi, evli ya da düzeltiyorum, erkek ya da kadın hiç fark etmez, kendine ait alana geçmeli ve o alanı ihlal ettirmemekle ilgili bir çaba içerisine girmeli. Bizim en büyük sıkıntılarımızın, ilişkilerdeki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu alan paylaşımını yeteri kadar yapamıyor oluşumuz. İlişki modeli değişti bence bu dijital dünya ile birlikte. Hı. Çünkü baktığınızda aşkın tanımı, aşkın yaşantısı bile değişti. Şu an kara sevda denilen bir aşk yok ortada yani. Aşk acısı çekmek diye bir şey yok. Çünkü acıyı ortadan kaldıran ve onu pompalayan bir dönemdeyiz. Yani şimdi, öyle bir çağdayız. Bir de şimdi kara sevdaya bağımlı kişilik bozukluğu falan deniyor. Evet, yani, aslında yani haz anlayışımız değişti değil mi? Haz anlayışı o kadar küçük bir alana girdi ki dijital platformlarda dizi izlemek, yemeğe gitmek, gezmek, parti... Ya gitmek, dans etmek gibi böyle çok kısa bir hani skalanın içerisinde. Orada ben bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi üç alana bölmekten bahsettiniz. Evet. Eğer ortak alanda çift yeteri kadar bağ kurmuyorsa, derin iletişim kuramıyorsa, birbirlerini anlayıp tam olarak idrak edemiyorlarsa bireysel alanlarına gasp oluyor. Ama eğer doyum varsa o ilişkide ve iki kişinin ortak alanlarında sohbet, işte muhabbet, daha derinleşebilen derin bağlar oluştuğunda
çiftler ayrı alanlardayken nefes aldıklarından dolayı da bir sorun olmuyor. Bence birbirlerinin çok alanına karışan çiftlerde aynı zamanda derin iletişim de yok büyük ihtimalle. Bir bağ kurma da yok. İşte çünkü zapt etme halindeler. Hasta kalısı daraldı. Yani farklı şeylerden böyle ilişkiler öyle bir duruma geldi ki hani zaten hiçbir şey yapmıyorsun partnerinle neredeyse. Çünkü ya da dışarıya sadece yansıtıp içeride onu yaşamıyorsun. Özen yok. Evet. İlişkide. Yani bu kadında da yok, erkekte de yok. Cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum. Bir kadın kapıda karşılamıyor eşini artık. Yani bu bence çok önemli bir şey. Doğru ya söylüyorsunuz. Da, yemek bu. Akşam belki işten geç gelebilir, mesai saatini bilemem ama günün herhangi bir öğününde masada yemek yemenin ve sohbet edilerek kesinlikle eleştirel ve negatif bir konuşmanın olmadığı bir sofrada oturmak ilişkiyi en çok besleyen bir o davranış şimdi bu noktada aslında günümüzdeki uyaran çeşitliliğinin çok fazla olması bunun için engel. Bakın bir ilişkiyi nasıl tanımlarsınız? Bir ilişkinin sağlığını ya da bir ilişki ifadesini kurgulamak adına iletişim odaklı bir süreçten veri alırsınız. Şimdi biraz önce söylediniz ya çiftler ne yapıyor efendim? Oturup dijital platformlarda bir şeyler izliyorlar. Çıkıp arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Ondan sonra efendim oturuyorlar. Herkes kendine ait bir uğraş içerisine ortakmış gibi ama aynı masada. Yani şimdi eşler yemek yiyor. Birinin önünde telefon, diğerinin önünde telefon açık. Kulaklıklar var. Yani herkes kendi yemeğini yerken kendi programını izliyor. Tamam, nerede iletişim? Nerede bu anlamdaki paylaşım? İşte sıkıntı biraz da bu noktada. Ben danışanlarıma tavsiyede bulunurken, özellikle mesela şunun için söyleyeyim. Anne ve çocukla ilgili ilişkimi. Hocam işte biz sinemaya gidiyoruz, parka gidiyoruz, AVM'ye gidiyoruz, oyun alanlarına gidiyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Siz çok mutlu falan olmuyorsunuz. Çünkü çocuğunuzla aranıza sürekli bir araç alıyorsunuz. Park bir araçtır, iletişim engeller. Film bir araç, efendim oyuncak bir araç. Biraz önce söylediğiniz gibi arkadaş toplantıları bir araçtır aslında bakarsanız. Evet, evet. Dijital platformlar birer araçtır. Bunlar bireylerin kendileriyle birebir ilişki kurması önünde çok önemli handikaplardır. Ne güzel aynı filmleri izliyoruz, işte aynı etkinlikleri yapıyoruz, aynı yerlere seyahat etmeyi düşünüyoruz vesaire. Bunların tamamı her zaman kısa vadede işe yarayan tedbirlerdir. Bir pozitiflik var ama vitrinde, toksik var, bir pozitiflik var. Ama iş nereye kadar gidiyor? Dedim ya, onun deadline'ı çok sınırlıdır Melisa Hanım. Artık bir süre sonra bunlar tekrara düştükten sonra, ya neyse artık yapmayalım, ne yapalım biraz oturalım konuşalım, hadi biraz sohbet edelim dediğinizde sohbet edecek bir şey bulamaya başlıyorsunuz. Ondan sonra hocam biz böyleyiz diye geliyorlar. Siz öylesiniz de ama işte keşke evvelinde de böyle olmasaydık, bu süreçleri buraya kadar almazdık, getirmezdik. Çok yüksek bir birikim var. Davranış bilimleri diyor ki, hemen şunu söyleyeyim. Bir ilişkide bir problem, majör bir problem 6 yıl ve daha fazla devam ederse artık o problemi çözme şansımız kalmıyor diyor. 25 yıllık Kanada'da yapılan bir araştırmanın ürününde ortaya çıkmış. İlişkilerdeki ilk 7 yıl çok önemli o yüzden. Kesinlikle önemli. Genelde bitiyor tabii zaten. 7 yıl sınırdır değil mi? Yani tabii orada biraz daha görüyoruz. Yani artık 7. yıldan sonra insanlar birbirleriyle olan bu muhabbetlerini, bu iletişimlerini, paylaşımlarını, empatilerinin ne olacağına dair çok ciddi bir veriye sahip oluyorlar. Ve bu veri ilişkinin devamı ile ilgili onlara çok güçlü bir ipucu da veriyor. Yani maruz kalmak isteyen varsa devam ediyor. Ama yok ben daha fazla devam edemeyeceğim diyenler olursa da işte oturuyoruz, konuşuyoruz. Bir biçimde bunu halletmeye gayret gösteriyoruz. Ayrı olarak halletmeye şuna gayret gösteriyoruz. Şuna dönüşüyor ilişki modeli. Mesela şu an sürekli kullandığımız telefonun en iyisi çıkıyor. Yılda bir tane ya da iki tane. Bu sefer insan da nesneleşti. Daha iyisi var. Hani uğraşmıyor. Nezaket veya özen yok. Hiçbir çaba yok. Çünkü daha iyisi var. Ve daha iyisinin peşinde gitme çabası da var. Daha güzel bir sevgili, daha yakışıklı bir sevgili ya da daha zengin bir eş. Yani hep bir daha en iyi, en iyi. Kendini manipüle etmek gibi bir şey aslında. Yani kendini manipüle ediyorsun aslında. Bir nevi bir yerde durup, dinlenip bir köklenme yaşayacağını, kendi içinde bağ yaşayacağını, oradan da kaçmak aslında, kendini manipüle etmek, yani farklı hazlar peşinde koşmak. Çünkü durursa hissedecek. Aslında bu sadakat ihlalleri ihtiyaç temelli olduğunu düşünüyorum ben. Sadakat ihlallerinin özellikle ya da işte farklı bir figür arayışları. Şimdi partnerimizle bir araya gelirken
Dikkat ettiğimiz husus ne oluyor? Benim ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor mu? Ne bu ihtiyaç? Sevme ihtiyacı, sevilme ihtiyacı, korunma ihtiyacı, değer görme, var olma, varsayılma ihtiyaçları, elbette ki başka fizyolojik ihtiyaçlar. Bunları karşılayabileceğine emin olduğumuz bir figürle hayatımızı birleştiriyoruz. İşte evlilikle ilgili örnek vereceksek imzayı atıyoruz. Bir süre sonra bakıyoruz ki o ilk baştaki beyefendi göründüğü gibi beyefendi değil. Benim bu anlamda ilk etaplarda karşılanan ihtiyaçlarım artık karşılamaz hale geliyor. Şimdi tam da bu noktada aslında ihtiyacı karşılanmayan partner bununla ilgili tepki vermeye başlıyor. Böyle yapardın, artık böyle yapmıyorsun. Sen böyle değildin, neden bunu yapıyorsun vesaire. Bu tepkiler, bu reaksiyonlar karşı taraf tarafından yeterli ölçüde algılanmayınca, yerine getirilmeyince, daha doğrusu sonuçlanmayınca artık bu şikayet yapan taraf, biraz önce de konuştuk ya, sessizleşmeye başlıyor. Tam da bu noktada işte ortaya bir durum ortaya çıkıyor. Ne o durum biliyor musunuz? Şimdi benim ihtiyacım var ve benim bu ihtiyacım partnerim tarafından karşılanmıyor. Peki ben ne yapmalıyım? Burada iki temel kavram var. Bir, o zaman ben bu ihtiyacımı hayatımın sonuna kadar gideremeyeceğimi anladığım için bu ihtiyacımı buruşturuyorum ve çöpe atıyorum. Ve bir daha o ihtiyacı, o partnerin aklına gelmeden hayatını bu eksiklikle devam ettiriyor. Ataerkil toplumun kadın figürü, işte bizim annelerimiz, anneannelerimiz, onların anneanneleri bunu yapıyor. Diğer alana geliyorum. Diğer dalda ise şöyle bir durum var. Bu ihtiyacım karşılanmıyor. Peki, o zaman ben ne yapayım? Bunu alayım, rafa koyayım, çöpe atmayayım. Ya da bu ikinci dalın birinci bölümü. Ya da bu ihtiyacı karşılayacak başka figürlerin arayışına gireyim. Şimdi bu ihtiyacın bireydeki önem derecesine göre bu arayış ortaya çıkıyor. Eğer ki bu ihtiyaç bireyin yaşaması için çok önemliyse bununla ilgili bir arayış başlıyor ve uygun kaynağı bulduğunda bu ihtiyacını bir şekilde karşılamaya devam ediyor. Bu bir sadakat ihlali tabii ki. Rafa koyan var ya, asıl işler burada ortaya çıkıyor. Şimdi rafta bizim ihtiyacımızla ilgili bir arayışımız yok. Hayatımıza devam ediyoruz. Evet, partnerimiz o ihtiyacımızı karşılamıyor ama biz de bir şekilde yaşıyoruz canım. Sosyal hayatta ne zaman ki bir karşı cins bununla ilgili ihtiyacını hatırlatacak bir söylemde ya da eylemde bulunduğu zaman işte bizim o ihtiyacımız aklımıza geliyor, tetikleniyoruz ve hemen masanın üstüne alıyoruz. Aa, ya bak bu ihtiyacım vardı benim, rafa kaldırdığım belki yıllar önce ve bir başka figür bunu karşılamaya başladı. Yani keşke partnerim karşılamış olsaydı. Her şeyi yaptım. Allah kahretsin bir adam, Allah belanı vermesin be kadın. Niye bunu karşılamadın da bak beni bu şekilde mutlu olmaya zorlaştırıyorsun. İşte bu durumda artık bireyin tercihine kalıyor. Ben bu ihtiyacımı bu çok da illegal olmayan süreçle karşılamaya devam edeyim mi? Ya da artık buruşturup çöpe atayım mı? İşte sadakat ihlallerinin aslına bakarsanız temelinde hep bu ihtiyaç hiyerarşisi var. O açıdan dediniz ya, hani daha iyi bir bireyi bulmak, hani daha güçlü, daha parlak bir figürü bulmakla ilgili süreçler, aslına bakarsanız ihtiyaçla ilgili, ihtiyacın karşılanmasıyla ilgili süreçlerden kaynaklanıyor. Peki biz bu durumu evliliğin ilk başında göremiyor muyuz? Göremiyoruz. Bizim ihtiyacımızın, güçlü ihtiyacımızı karşılayabildiğini gördüğümüz anda hayatlarımızı birleştirme kararı veriyoruz. İlk başta o aşkın yoğun duygusuyla görmek istediğimiz gibi mi görüyoruz? Değil. Mutlaka bir ihtiyacınızı karşılaması lazım. Benim sevilmeye ihtiyacım var. Korunmaya ihtiyacım var. Var olmaya ihtiyacım var. Beyefendi ya da hanımefendi, bununla ilgili ihtiyacınızı karşıladığınız anda bu ihtiyacınız o kadar güçlü ki başka durumları değerlendirmeye, analiz etmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu bana yeter diyorsunuz. Yetmeyeceğini bir süre sonra anlıyorsunuz. Evet. İşte o da biraz geçiyor. O eksik duyguyu tamamladığımız zaman o zaman anlıyoruz diğer eksiklikleri. Tabii efendim. Ve aynen ilişkilerde de gerçekten iletişime kuvvetli olan taraf kendi ihtiyaç ya da kendi bakış açısından bahsetmeye kalkarsa manipülasyon dediğimiz de devreye giriyor burada. Karşı taraf belki bu isteği görmezden gelmek için manipülasyon taktiklerine
ya da senin ilk yayında bahsettiğin sen şizofrensin hastasın yok öyle bir şey gibi ret etme. Şimdi bir sürü terim çıktı, gaslighting'ler işte onları labomikler. Yani burada onu yanıltıcı, onun kendi gördüğü gerçekliği, gerçek olmadığını ona söyleyen eylemlerde bulunuyor aslında. Yani demek ki iki tarafın iletişim sorunu olmasa da bir tarafında varsa iletişim sorunu, manipülasyon yine başlıyor ilişkide. Tabii ki başlayacak. Her şekilde başlayacak. Uyguladığı davranışların, eylemlerin sorumluluğunu kabul etmiyor kimse. Yani o eylemlerden sonra oluşan o duygusal çöküşü, karşı tarafın duygusal çöküşünü, kendisinin neden olduğunu yani kendisine bile söyleyemiyor. Şimdi, bence kendisi bile farkında değil yani. Güzel. Bu acaba tam, bazen? Aslına bakarsanız bu durum şununla ilintili. İlişkinin sağlıklı olabilmesi için bireyin kendini iyi bilebilmesi lazım, iyi tanıyabilmesi lazım. Kendisini doğru tanıyan bir birey ancak diğer bireyleri de kolay tanıyabilir. Nasıl tanıyabilirler? İzleyicilerimize birkaç soru önerisi var. Tabii ki. Şimdi nasıl tanıyabiliriz biliyor musunuz? Biz neye ihtiyaç duyuyoruz? Sevilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Değil mi? Niye sevilmeye ihtiyaç duyuyoruz mesela? Şimdi annesi, aileden belki görmedik. Güzel. Annesi ve babası tarafından yeteri kadar sevilme hissiyatına sahip olmadığından dolayı, bu noktada kendi ihtiyacını karşılayacak bir süreci yaşayamadığından dolayı bu yönlü bir ihtiyaçla devam ediyoruz. Bakın bir çocuk doğusal ihtiyaçlarını asla çöpe atamaz. Biraz önce bireyin çöpe attığını söyledim ya, bir çocuk bunu yapamaz. Çocuk ne zaman erteler bunu biliyor musunuz? Kendine ait hayatın direksiyonuna geçtikten sonra bu ihtiyaçlarını karşılayabileceği bireyin arayışlarına girer işte. Bunu iyi bilmek lazım. Benim sevilmeye ihtiyacım var. Neden ki? Çünkü beni annem ve babam yeteri kadar fazla sevmedi. Peki annen baban seni yeteri kadar fazla sevmedi ise bir başkası mı seni bu kadar sevmek zorunda? Bunun başka bir çözümü yok mu? Ve öyle sevemez de zaten. Yani aslında şimdi çocukken sevilmediğiniz zaman, sevilmeyen bir çocuk düşünelim. O düşünce yani çıkamıyor, gidecek bir yeri yok. Küçücüksün, evet. Sevilmiyorsun, anne baba tarafından eziliyorsun, manipüle ediliyorsun. Belki ya da onlar isteyerek yapmıyor, erteleniyorsun. Çünkü öncelikleri çok fazla var. Belki kocasının peşinden hani koşmak zorunda. Belki hani anne çok yoğun çalışıyor. Yani bir sürü faktörler olabilir ya da onlar da ailesinden görmemiş olabilir. Sevgi modeli çok farklıdır, çok yanlıştır. Bu sefer eşe geçiyor. Zaten normalleştirdiği bir ayrılmama yani bağlılık var. Evet. Kopuk bir bağ anlayışı var ki güvenli bir bağda değil. Bu sefer eşten de çıkamıyor. Yani kadınlar neden bu kadar manipülasyona uğruyor ve neden ilişkiden çıkamıyor dendiği zaman aileye dönüp bakmak lazım. Hani psikologların hani bir çocukluğuna dönelim olayı var. Tabii. Gerçekten o çocukluk dönemindeki bu eksiklikler ve yoksunluklar sence hani tamir edilebilir mi? İlişkiye ileriki zamanlarda nasıl yansıyor? Kişi kendi, şimdi Çağatay Bey de oraya gelecekti büyük ihtimalle. Bir başkasının sevgisinde dolmayacak. Evet. Freud da bunu zaten yazıyor. Tabii ki. Yani bunu doldurmamız mümkün değil. Bakın ben ikinci kitabımı bu yüzden yazdım. Yani keşke beni anlasaydın aslında bir çocuğun annesine ve babasına söylediği bir söz o. Yani kendisini bir türlü anlayamamış anneye ve babaya söylediği bir söylemden yola çıkarak oluşturduğum bir kitap. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Dediniz ya kendimizi nasıl iyileştirebiliriz diye. Bu noktada biraz önceki konudan devam edecek olursak ben bir başkasının beni sevmesine niye bu kadar ihtiyaç duyuyorum ki düşünmeye başladığı zaman birey kendi kendisini sevmenin yolunun arayışına geçmeye başlıyor. İşte bu arayış çok önemli. Çünkü aradığınız bir şeyi bir gün bir yerlerde bulursunuz. İşte öz sevgi de bu şekilde ortaya çıkıyor. Kişinin kendi hayatını kendisi için yeter düzeyde kurgulayabilmesi için neye ihtiyaç duyduğunu. Ya mesela Ece Hanım sizi ne mutlu ediyor? Söz gelimi tek başınıza kaldığınız zaman, yaşamı sürdürdüğünüz zaman. Bakın başka hiçbir bireyin olmadığı bir hayatta. Yani kendimi çok mutluyum. İşte bir şey mutlu ediyor mu sizi değil mi? İşte orada bir argümanımız kendi var. Kendi düşünce dünyam falan beni çok mutlu ediyor. Oturup kendi kendinize düşünmek, bunlardan yeni fikirler üretmek, belki geleceğe dair çeşitli çıkarımlarda bulunmak gibi hassasiyetler. İşte bunu yapabilecek beceriye sahip bir beyin başkasının
kendisini sevmesine ihtiyaç duymuyor o nispetle. Ama manipülasyona geliyor bazen. Manipülasyon hayatımızın artık bir parçası buradan. Ama işte manipülasyona her zaman uğrarız bakın. Bunu yaparsanız asla manipülasyona uğramazsınız değil. Ancak manipüle edildiğiniz zaman kendinize ait alanı savunabilecek stratejileri üretebilirsiniz. Üretebilirseniz bu artık manipülatif etkinin sizin üzerinizde çok yıkıcı bir tesirin olmayacağı anlamına geliyor. Yeter ki kendi alanınızı bilin, donatın ve benim alanım bu, ey insanoğlu deyin çevrenizdekilere. Sınırlar çok önemli değil mi? Tabii ki olmaz olur mu? Şu tavsiyede bulunabiliriz mesela, yani sen karşıdan ne istiyorsan önce kendine vermen lazım bunu. Değer mi istiyorsun? Kendine değer ver. Güzel. Bugün kendine ne anlamda değer verdin? Bugün kendin için ne yaptın? Saygı mı istiyorsun? Sen kendine saygı duyuyor musun? Mesela biri sana saygısızca davranıyor. Sen buna izin veriyor musun? İzin vermemen lazım. Güzel. Tavır koyman lazım. Büyük tavırlar değil. Kapıyı çarpıp çıkın, gidin, çocukları da bırakın demiyorum evli insanlara ama tabii. Tavır en önemli şey ya, ilişkilerde. Duruş yani. Bir duruşun olması lazım. Önce her şeyi kendine vereceksin ki karşı taraf zaten sana vermek zorunda kalacak. Veremiyorsa da gidecek. İşte bu özeni gerektiriyor. Yani siz kendinize ait alanı doğru ifade edebilirseniz insanlar da o alanın sizin için kıymetli olduğunu anlayarak bununla ilgili bir özenle hareket ediyorlar ama size işte yönelik. Dedik ya, çocuktan... Öz değeri yüksek olan insanlara gerçekten dokunulmazlar. Bakın bencillikten bahsetmiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Öz değeri yüksek insanın sınırları inciten sınırlar değildir. Zaten onun kendi varlığını gördüğünde nerede durman gerektiğini içsel bilirsin. Yani gerçek bir özgüvenin sınırı ve prensibi çok narindir ve zariftir. Ama zorla konulan sınırlar belki hoyrattır. Orada gerçekten özgüveni olan insan çok zarif oluyor. Burada zaten yazmış Çağatay Bey, çocukluk izlerinin fark edilmeyen bedelleri. Evet, bu bedelleri biz önüne geçebiliriz ama bunların hepsini önce kendimize vereceğiz. Güzel. Ve bir de ne yapacağız biliyor musunuz Melisa Hanım? Bizden sonraki nesiller var ya işte çocuklarımız. Biz aslına bakarsanız bu handikapların, bu öğreti yanlışlıklarının farkına vararak bir geçiş süreci oluşturmalıyız. Çocuklarım çünkü zarar görmüş, bundan dolayı yara almış bir ebeveyn çok sağlıklı bir ebeveyndir. İşte bundan gördüğümüz zararları çocuğumuzun nasıl yaşamaması gerektiği ile ilgili bir bilince ulaşırsak bu noktada bizden sonraki nesilleri bizden daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirebiliriz. İşte bizim misyonumuz bu. Bizim kendimizi şu andan sonra çok böyle rehabilite etmemiz düşünüldüğü ölçüde kolay olmayabilir. Bunu hemen böyle birkaç yılda, birkaç on yılda yapılacak bir durum olarak düşünmemek lazım. Bizden sonraki nesillere bu bilinci aktarabildiğimiz zaman bizden çok daha iyisini yapacak onlar. Ve onlar da bir öncekilerden. Bizler sınır nesli miyiz? Öyle olalım. Lütfen öyle olalım. Çünkü bunlar 15 yıl önce konuşulmuyor. Toplum şeyi bu mu yani? Toplumda bir buhran var. Çünkü eski var, sistem çalışmıyor. Birikti artık. Çalışmadığını biz anlıyoruz. Ruhsal bir mesela, pandemi yaşıyoruz şu an. Bizim annemiz, babalarımız bunu çok iyi anlayamadılar. Ama biz anlayabiliyoruz. Çünkü 20 yıl önce bunlar konuşulmuyordu. Evet. İnsan ilişkileri bu nispette ortaya dökülüp analiz edilmiyordu. İşte bunun avantajını kullanmamız lazım. Biz bunun yanlış olduğunun ya da çok sağlıklı olmadığının farkına varan nesil olarak bu yanlışlıkların daha azını bir sonraki neslimize yansıtmalıyız. Ki onlar da daha az yanlışla bir sonraki nesillerine bu süreci yansıtsınlar. Belki de birkaç nesil sonra bundan birkaç nesil öncekinden çok daha farklı bir toplum yapısına ancak bu şekilde ulaşabiliriz. En büyük miras. İzin verirlerse tabii ki yani buna da. O değer algısını çocuklara çok iyi kesinlikle öğretmek lazım. Evet. Aidiyet duygusunu, güven duygusunu, onların sınırlarını, çocukların sınırlarını da kendilerine çok ihlal etmemesi lazım ebeveynlerin. Çocuklar kendi hayatlarını oluşturabilecek donanıma sahip olmalılar. Kendine ait tercihleri üretebilecek, kararları verecek, fikirleri ve düşünceleri ifade edebilecek ve uygulayabilecek, yanlış yapacak, bedellerini ödeyebilecek bir yaşantıya sahip olmalılar çocuklar. Ancak bu şekilde içsel keşif, bu içsel üretim mekanizmaları çalışır. Bir fanus içinde de büyütmemek lazım. Asla. Yani aile içindeki ufak tartışmaları da görmesi lazım. Tabii ki. Hayatın zorluğunu bravo görmesi bedel lazım. Bedel çok önemli gerçekten. Evet, zorluğuna yaptığı davranışın bedelini evet de bir bilmesi lazım. Büyük cezalar değil buna ama. Buna izin verelim. Çocuklarımız evet bırakalım biraz zarar görsün. Yani bu hayat, bu akışta yani onların da yaşaması gerekiyor bu süreçleri. Elbette.
ne kadar erken bedel ödenirse kesinlikle o kadar erken öğrenilir. Ve bunun normal olduğunu anlar aslında. Kesinlikle. Hayatın gerçeği evet. bu değil mi? Evet. Hepimiz aslında, ne kadar bedeller ödedik şimdiye aslında kadar? Aslında çok normal olması gereken şeyleri konuşuyoruz, eylemleri. Ama bizim için şu an çok üst mertebede, hani ulaşılması zor gibi görünüyor. Ama normalimizi mi kaybettik? Ne zaman kaybettik? Bence bilmiyorum. Normalimiz de yoktu bizim. Şimdi çarpa çarpa bir dengeye gelecek bazı durumlar. Umarım en büyük ümidimiz, en büyük niyetimiz ve uğraşımız da bunun üzerine zaten. İnsanlık kazansın diyelim o zaman. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Davetinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, haftaya tekrardan Ortaya Karışık'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sonhavadis.com sundu.